Selamun aleyküm, hayırlı günler. Sevgili Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi Yolu programında daha sizlerle birlikteyiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de. Hoş bulduk, sefalar getirdik, teşekkür ediyorum. Bugün aslında gerçekten... Güzel bir program yapacağız. Neden? Çünkü bir sevincimizi paylaşacağız. Bir hayalimiz vardı. Bundan haftalar önce bir bağış gecesi düzenlemiştik depremzede kardeşlerimiz için. Evet. 571 konteyner bağışı toplamıştık o gece ve sonucunu da tabii hep merak ediyorduk. Bu zamana kadar hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Elhamdülillah. Hafta sonu da bizler gittik Hatay, Antakya'da 571 Evler Yaşam Mahallesi'nin açılışını, resmi açılışını gerçekleştirdik elhamdülillah. Ee, ve gerçekten yoğun da bir katılım oldu. Elhamdülillah. Ee, oradaki depremzede kardeşlerimizin mutluluğunu gördük. Ee, gerçekten sıkıntılarının bir nebze olsun biraz daha e, hafifletildiğini görmek bizi memnun etti inşallah. Bununla ilgili de tabii yine biz daha ayrı bir program yapalım diyorum Mehmet abi. İnşallah. Yani böyle bir Yesevi yolu programının içerisine sığdırmayalım, daha geniş bir program yapalım inşallah <laughs> istiyorum. Ne dersiniz? İnşallah zaten 25 Şubat akşamı çok şükür çok kıymetli hocalarımızın katılımıyla, evet. sizlerin sunumuyla, bağışçılarımızın da efsane desteğiyle. Maşallah. Gerçekten müthiş bir bağış gecesi yaşadık 25 Şubat gecesi. Çok güzel bir birliktelik oldu. Tabii sonrasında bağışçılarımız her zaman olduğu gibi kendi üzerine düşeni yaptılar Hı -hı. Mustafa Bey. Sonrasında bizim üzerimize düşeni yapmamız gerekiyordu. Bu anlamda da biz biliyorsunuz İlk Seç Vakfı, Sultan Der, Kıyam Der ve Hayder'in dörtlü bir organizasyonuyla yine bizim Ahmet Şimşirgil hocamızın Adem Der Derneği de destek verdi bu çalışmalara. Birçok sivil toplum örgütü destek verdi ama ana omurgayı bu dört kurum üstlendi. Evet. Ve elhamdülillah uzun bir mücadelenin neticesinde bu konteynerlar imalatı yapıldı. Bölgeye taşındı, kuruldu, aileler yerleşti ve bu aileler yerleştikten sonra İki ay, iki, iki buçuk ay oldu aileler yerleştikten sonra. Tabii biz resmi açılış için devlet büyüklerimizi bekledik. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bu açılışa katılacaktı ama çok yoğun bir gündem var biliyorsunuz. Hı hı. Bu yoğun gündem içerisinde Afat'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu Beyefendinin katılımıyla, yine Hatay Valimizin katılımıyla, Hatay Milletvekillerimizin de katılımıyla, bizim hocalarımızdan da İsmail Hünerliçi hoca efendi. yine Mehmet, Mehmet hocamız Ali hocamız, orada. Ebu Bekir Sofuoğlu hocamız, Ömer Faruk Paçacı hocamız, Emre Altınkum hocamız, hı hı. diğer kurumların Furkan Yıldız hocamız evet. ve diğer kurumların da yöneticilerinin, Hayder'in yöneticilerinin bulunduğu yine sizin sunumunuzla hani başında Hamd da, olsun, da siz vardınız, sonunda bana da siz nasip vardınız. Oldu, elhamdülillah. elhamdülillah güzel bir açılış oldu. Ben bu anlamda tekrar bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bize destek veren tüm kardeşlerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Dört kurum adına bunu yapmak istiyorum. Hep ben söylerim. Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var. Buyuruyor ki benim diyor çok sevdiğim iki şey vardır. Birisi bir kardeşimin bir ihtiyacı olduğunda bana gelmesi, onun aklına benim gelmem. İkincisi de onun işini görmem. Yani o işin sonucunu görmem. Yani burada bir deprem yaşadık biliyorsunuz Mustafa Bey. Asrın afeti diyoruz, asrın felaketi diyoruz ve bu deprem neticesinde birçok kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlara tekrar Rabbimizden rahmet diliyoruz. Amin. Mekanları cennet olsun inşallah. Yaralı kardeşlerimize Rabbimizden şifalar diliyoruz. İşte böyle bir afet yaşadık. Böyle bir afet neticesinde bize iş düştü. Biz depremin ilk anından e, bugüne kadar üzerimize düşeni yapmaya çalıştık ve yapmaya devam edeceğiz. E, tabii bir de bir konteyner e, faaliyetimiz oldu. 571 konteyner toplandı ki bu çok anlamlı bir hı hı. E, sayı da bizim için anlamlı. Efendimiz sallallahu aleyhi e, dünyayı teşrif ettikleri yılın e, beş, miladi olarak 571 olması ayrı bir e, bizim için e, anlamı oldu. Ve netice itibariyle biz bu konteyner kentinin açılışına gittiğimizde oradaki kardeşlerimizin, oradaki yavrularımızın mutlu olduğunu gördüğümüzde inanın. Yani biz dedik ki belki sırtımızda taş taşımadık ama çok ciddi uğraşlar verdik. Sırtımızda taş taşısak bile şu mutluluğu görmek için değerdi diyebileceğimiz evet. bir manzarayla karşılaştık. Evet. E, buna da bizi muvaffak kıldığı için Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ben tekraren e, bağışçılarımıza buradan dört kurum adına İlk Seç Sultaner, Kıyamder ve Haydar adına teşekkürlerimi bir kez daha arz ediyorum. Allah razı olsun. E, hürmet ediyorum. Şimdi e, hemen kısaca orada neler yaşandı, onu özetleyecek bir VTR'miz var arkadaşlarımız hazırlamışlar. İnşallah. Onu izleyelim. Dilerseniz Mehmet abicim, sonrasında inşallah daha farklı bir gündemle de devam edeceğiz programımıza i̇nşallah. efendim. Hafta sonuna götüreceğiz şimdi tekrar sizleri Hatay Antakya'ya işte 571 Evler Yaşam Mahallesi'nin son hali. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Çok kıymetli bağışçılarımız, çok kıymetli Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Hatay Antakya'dan güzel bir günde, mutlu bir günde size sesleniyoruz. Biliyorsunuz 25 Şubat akşamı bir bağış kampanyası başlatmıştık. Hatay Antakya ilimiz için burada bir konteyner kent planlanmıştı bizim 100 konteyneri tamamlayabilir miyiz diye çıktığımız yolda 571 konteyneri tamamlayarak sonrasında da tefrişatını tamamlayarak bize bu mutluluğu yaşatan bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin e, idarecileri, devlet yetkilileri burada e, çok güzel bir ortamlar hazırlamışlar ve dernekler, vakıflar da el birliğiyle, gönül birliğiyle sizin de desteklerinizle burada güzel bir yaşam alanı oluşmuştur. Vallahu fi avnil abdi işte Rabbimizin yardımı. Ma kana abdu fi din kardeşine yardıma devam ettikçe yine ve men yessere kim darda zorda olana ona genişlik, rahatlık sağlarsa yessere Allahu fi dünya ve ahire Allah ona dünya ahirete kolaylık kapılarını açar. O vesileyle burada emeği geçen bütün e, e, efendim yetkililer olsun devlet erkanı olsun destek verenler olsun. Rabbim darlıklardan, sıkıntılardan kala eylesin selam. ve ömür sermayemizde rızasına uygun kullandırsın. Sevgili Allah'ım ülkemize ve İslam alemine selamet, huzur nasip eylesin. Bizler deprem olduğu zaman depremin ilk anında Necip milletimizde olduğu gibi vakıflar ve dernekler olarak buranın hizmetine koşuşturmuş olduk. Şu an bulunmuş olduğumuz bölgede milletimiz, vatandaşlarımız 571 yaşam evlerinde her şeyiyle iç dizaynı ve düzeniyle beraber güzel bir şekilde yaşamaktadırlar. Rabbimize bu noktada hamdü senalar ediyoruz. Buraların hizmetine koşuşturanlar, maddi manevi destek olanlara sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Dört dernek bir araya gelerek buradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamak, o mağdur günlerinde onların ev ihtiyacını karşılamak adına bir araya geldik ve halis niyetle çıkılan bu yolda alemlerin efendisinin doğum tarihini yakaladığımız, isabet ettiğimiz 571 adet konteynerla 100 yılın felaketine merhem olmaya çalıştık. Tabi halis niyetle çıkılan hiçbir Hiçbir proje Allah'ın izniyle yarım kalmıyor. Buradan tüm hayırseverlerimize, e, temsil ettiğim Kıyamdar ailesi adına ve dört dernek adına teşekkür ediyoruz. Bölgeyi gezdik, halkın memnuniyeti ziyadesiyle var. Buradaki tüm mazlumlar dua ediyorlar. Allah hepinizden razı olsun. E, 571 tane konteyner, 571 aile. Yani bilmiyorum kabaca bir tabir e, kullanılsa 5 kişi kalsa. 2500-3000'e yakın insanın istifade ettiği ve bize burayı gezdirenler anlattılar. Hatay'da eğer e, başkaca bir bilgi yoksa Hatay'da en iyi konteyner kentin bu olduğu söylendi. İnsanların burayı örnek olarak gösterdiği diğer konteyner kentleri böyle olsa nasıl olur, daha iyi olur mu ya da iyi olur gibi. Çünkü burada e, tef tefrişatı yapılarak teslim edildi çift kişilik yataklar, çekyatlar, işte ev için gerekli olan, olan perdesine kadar ihtiyaçlar yapılarak e, teslim edildi. 571 evler mahallesinin e, kurulumu, içme fırşatının kurulumu buradaki ekip arkadaşlarımızla birlikte e, ciddi bir çalışma gerçekleştiriyorduk. Allah-u Teala'ya e, binlerce şükürler olsun. Şu anda kıymetli hoca efendiler ile birlikte e, açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğalar eşliğinde inşallah buradaki halkımıza e, bitmiş olan evlerine geçinceye kadar yaşamlarını sürdürecek oldukları konteynerlarda inşallah huzurlu bir şekilde kalmalarını temenni ediyoruz. Bu tesisin yapılmasında sizlere bir sıcak aş olan, bir yuva olan bu konuda bağçılarımıza de emek sarf eden kardeşlerimize müteahhit firmalarımızın her birine teşekkür ediyorum. Depremin ilk olduğu an itibariyle devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, bizler ve tüm sivil toplum örgütlerimiz adeta bir seferberlik anlayışı içerisinde deprem bölgesine geldiler. O günlerden bugüne geldiğimizde biraz önce de Sayın Bakanımızla beraber havadan buraları yani depremin vurduğu yerleri de izledik gerçekten geldiğimiz nokta önemli bir noktadır. Tabii biz buraya ilk geldiğimiz zaman vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için uğraştığımız zaman bizlerin yanında sivil toplum örgütlerimiz de vardı. Evet 571 evler Yaşam Mahallesi'nde hayat elhamdülillah başladı devam ediyor. Rabbim oradaki bütün o mahallenin sakinlerini yani depremzede kardeşlerimizin sıkıntılarını tez vakitte gidersin inşallah onlara kalıcı konutlara hızlı bir şekilde kavuştursun diye dua ediyoruz bizler de. Şimdi tabii bu 571 evler Mahallesi'nin o serüveni diyelim artık o hikayesini daha geniş bir programda ele alacağız inşallah. En başından en sonuna kadar neler yaşandı, hangi zorluklarla karşılaşıldı, o zorluklar Cenab-ı Hakk'ın izniyle, lütfuyla nasıl aşıldı. Bütün bunları inşallah Konuşacağız. Nerede? Bunu konuşalım programında konuşacağız. Yani ben Mehmet abiye dedim, bunu konuşalım dedim. Çünkü bu konuşulması gereken bir şey. Ee, i̇nşallah bunu konuşalım. <laughs> i̇nşallah. Ee, Cuma akşamı, e, inşallah haftaya Cuma akşamı görüşeceğiz efendim bu meseleyi. Şimdi bir diğer gündem maddesi ki tüm dünyanın aslında yakından ilgilendiği, hakikaten pek çok ülkede artık e, tepkilerin e, durmadan, devam ettiği sel gibi e, büyüdüğü ama ısrarla da orada yaşanan katliamı karartmaya çalışan da e, yine dünyada kalbi kötü olan insanlar var e, Biz her fırsatta Efendim bu meselede iyiler tarafında olmak mecburiyetindeyiz Elbette e, Çünkü oradaki katliama uğrayan mazlumlar bizim kardeşlerimiz Filistin gündemine gelelim Mehmet abi. Orada ilk günden beri zaten aslında Filistin gündem'i hiç kapanmayacak bir dosya şeklinde Hayder için değil mi? Yani oraya devamlı surette yardımlar gidiyordu. Bu son savaşın yeniden alevlenmesiyle beraber de yine daha özel bir ilgi alaka istenilen bir sürece doğru dönüştü ve Hayder'de ilk günden itibaren oraya yardım Faaliyetlerine başladı inşallah. Peki şu anda son durum nedir? Neler yaşanıyor? Biraz da e, bunu konuşalım inşallah. Şimdi tabii Mustafa Bey biz geçtiğimiz hafta... E, ...Filistin meselesini dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince... E, ...dile getirmeye başladık, hı hı. dile getirmeye çalıştık. E, Birçok şeyi de anlattığımızı düşünüyorum. Tabii herkes televizyonlarda her akşam açık oturumlar yapılıyor. Konular konuşuluyor. Evet. Ama değişen bir şey oldu mu? Değişen bir şey olmadı Aynen. Mustafa Bey. 16-17 neredeyse 18. güne gelmiş bulunuyoruz. Belki de 19'da olmuş olabilir. Yani hala Filistinli mazlum Müslümanların acısı devam ediyor. Siviller öldürülmeye devam ediyor. Camiler hala bombalanıyor. Hastaneler bombalanmaya başladı. Ondan sonra bir taraftan siviller göçe zorlanıyor. E bu kadar kısa sürede bir göç nasıl mümkün olabilir? E bir taraftan da e, dünyanın görmediği bir şekilde, hani ben e, asrın zulmü diyorum buna. Yani neden asrın zulmü diyorum? Şimdi mesela dünya bir savaş, iki tane savaş yaşadı geçtiğimiz asırda. İşte birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı. Burada insanlar, ülkeler savaştılar. Ama iki tarafında elinde silah vardı. Yani iki tarafta e, gücü yettiği oranda silahla işte teknolojisiyle bir mücadele veriyordu. Ya şu an Filistin'de yaşanan silahlı bir savaş değil. Bir tarafta teknolojinin en büyük imkanlarını elinde burunduran, pervasızca acımasızca sivillerin bakın yani savaşın da bir ahlakı vardır ama İsraillilerin ahlakı da yoktur. Hiçbir değeri de yoktur. Ee, onlar zaten insanlığı kendi köleleri olarak gördükleri için insanlara değer de vermiyorlar yani. Yani evet. şimdi e, dünyanın gözüne baka baka tek taraflı teknolojinin bütün imkanlarını kullanan bir terör e, unsuru var. Bir taraftan da vatanını savunmaya çalışan hiçbir silahı hiçbir teknolojisi olmayan tüneller kazmak suretiyle e, şehir savunması hı hı. yapabilecek kadar aciz durumda olan Müslümanlar var. Yani bu acizliğin sebepleri araştırılabilir Mustafa Bey. Bunlar tartışılabilir. Ama biz şu an bunları konuşmuyoruz ki. Biz neyi konuşuyoruz? Sivil katliamını evet. konuşuyoruz. Sivillere yapılan soykırımı konuşuyoruz. Yani bu havadan bomba atarak hedef belirlemeden rastgele kiliseyi vurdular ya adamlar. Kiliseyi vurdular yani. Kiliseye Müslümanlar sığındı diye vurdular. Halbuki orada sadece Müslümanlar yoktu. Hristiyanlar da vardı. Evet. Ee, ondan sonra yani böyle hiçbir değeri olmayan, hiçbir kırmızı çizgisi olmayan, Merhameti olmayan, merhamet alınmış bunlardan Mustafa Bey. Merhameti olmayan bir zalim yönetimden bahsediyoruz. Bir terör unsurundan bahsediyoruz. Bir tarafta da mazlum kardeşlerimizin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bir taraftan da aslında İslam alemi de dahil olmak üzere seyirci olan bir dünyadan bahsediyoruz. Yani yürüyüşler var. İşte tepkiler var. Dünyanın her yerinde yürüyüşler oluyor. Faydası var mı abi? Şu ana kadar bir fayda oldu mu bu Yok, yürüyüşlerden? Neden? Abi. Bak nedenini söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in açıklaması var. Biz not alıyoruz. Neyi not alıyorsun ya? 1947'den beri Birleşmiş Milletler not alıyor. Ne notu alıyor? Uygulamamak üzere karar alıyor. İşte topu taça atmak için karar alıyor. Kime uygulayacaksın ya? Ya bak düşünebiliyor musun? Yani... Amerika kalkmış gelmiş iki tane uçak gemisini getirmiş. Şimdi Çin oraya geliyor. Niye geliyor acaba? Merak ediyorum. Amerika'yı durdurmak için gelmiyordur herhalde Çin. Çin oraya geliyor. Avrupa destek veriyor. Bütün birleşmiş kafirler destek veriyor. Peki buradan biz ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şu Mustafa Bey. Hak ile batılın savaşı bu. Evet. Bu Filistin'in savaşı değil bu. Bu Hamas'ın savaşı değil. Bu hak ile batılın savaşı. Hz. Adem'den beri devam eden ve kıyamete kadar da devam edecek olan hak ile batılın savaşı bu. Bakın, bakın bunu çok önemli bir ayrıntı olarak söylüyorum. Bu Filistin'in İsrail'le olan toprak mücadelesinin dışında bir şey bu. Evet. Burada çok farklı hedefleri var. Özellikle Amerika'nın, özellikle İsrail'in çok farklı hedefleri var. Allah umduklarına nail eylemesin. Amin. Allah onları korktuklarından emin eylemesin. Amin. Allah onlara fırsat vermesin. Ama Allah İslam alemine de basiret versin, feraset versin. Amin. Yani bu kadar dengesiz bir savaşta Müslümanların ne olması gerekiyordu? Planlı, programlı şekilde toplantıların neticesinde bir kararlar almaları bekleniyordu. Bakıyorsunuz Arap Birliği toplanıyor, kınıyor. İşte Mısır'da toplantılar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Türkiye'nin dışında ciddi bir reaksiyon, ciddi bir tepki göremiyoruz. Hı hı. Allah ömrüne bereket versin. Sayın Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, sayın Devlet Bahçeli artık yeter diyecek. işte pazar günü şey cumartesi pazara bağlayan hı hı. geceydi değil mi? Evet. evet. Bir tweet attı. 24 saat süre veriyoruz dedi. İnşallah bunun arkasından bir şey gelir. Çünkü artık İnşallah. bıçak kemiğe dayandı. Artık e, bu burada meselenin Filistin ve Gazze meselesi olmadığı ortaya çıktı. Artık e, Türkiye'nin de e, bir harekete geçeceğini biz ümit ediyoruz, bekliyoruz. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Tabi bir taraftan da e, gerçekten ben Türkiye'deki tepkileri olumlu buluyorum. Hani e, Türkiye göstermelik bir şey yapmaz. Ben inanıyorum ki bizim insanımızın yürüyüşü de, bizim insanımızın hareketi de, bizim insanımızın duası da güçlüdür. Ben buna inanıyorum. Gözyaşları güçlüdür. Çünkü merhametten ileri gelen. Yani biz mış gibi yapmayız hiçbir şeyi. Elimize fırsat geçtiğinde de aslanlar gibi o toprakları savunuruz. Ben buna inanıyorum. Yani milyonlarca orduyu çıkartabilecek gücümüz var inşallah. ...tabii devlet büyüklerimiz bunu çok daha iyi düşünür. E, Tabi burada bir hak batıl mücadelesi var. Devam eden bir mücadele. Burada hakkın tarafında olduğumuz için Allah'a şükredelim. E, batılın tarafında değiliz Mustafa Bey ama hakkın tarafında olmak yetmiyor. Ben Müslümanım diyen çok olur da, rahmetli Metin Hocamızın sözü. Ben Müslümanım diyen çok olur da, ben de Müslümanlardanım diyen az olur. Allah Allah. Bak Müslümanım demek ayrı bir şey. Müslümanlardanım <laughs> demek. Çünkü... Her Müslümanım diyen tarafını belli etmeyebiliyor musun Usta Bey? Bugün ülkemizde bugün ülkemizde Filistin'in e, bu yaşadığı zulme sessiz kalan, İsrail'i de haklı çıkartmaya çalışan maalesef e, ben de Müslümanım diyenler var ama Müslümanlardanım diyenlerin sayısı az. Onun için e, tabi hepimiz üzülüyoruz. Hani Filistin'in bir son durumla alakalı bir e, özet çıkarmaya çalıştık. Bu arada İsrail e, kara harekatına bir türlü başlayamadı. Hı hı. Çünkü girerse ne olacağını onlar da biliyorlar ee, ama biz yine duamıza devam edelim ee, biz yine gözyaşlarımızı akıtmaya devam edelim tabi bu sadece gözyaşları bizden mi aktı bizden akmadı ee, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da e, gözyaşı akıtanlar var hatta onunla ilgili de bir ayet-i kerime nazil oldu onlar hakkında indiği e, söyleniyor müfessirler tarafından e, o da şu hadise şu e, al bunun bunu zikrediyor Zühri ve Yezid İbni Ruman Rahimehullah gibi bir kısım alimlerden nakledildiğine göre Müslümanlardan bazı fakir zatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisiyle birlikte cihada çıkmak için onlara zayıf da olsa bir binek temin etmesini istediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizi üzerinde bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince ağlayarak dönmek zorunda kaldılar. Yani diyorlar ki ya Resulallah biz fakiriz, evet. imkanımız yok. Sen biz bize imkan katılalım. ver, altımıza binek ver, biz cihada katılalım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de imkanları kısıtlı o günkü şartlarda. Müslümanlar güçlü değil o dönemde. Ve sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince ağlayarak geri döndüler. Bugün Filistin'e gitmek isteyen, Gazze'ye gitmek isteyen bizler de dahil olmak üzere Türkiye'de milyonlar var. Hı hı gidemiyoruz onun için ağlıyoruz İnşallah Rabbim bu ayet-i kerimeye bizi de dahil eylesin ki e, bu sahabeler kimler e, bu sahabelere çok ağlayan kimseler adını taktılar o kadar ağlamışlar ki cihada gidemiyoruz diye çok ağlayan kimseler diye adlandırılıyorlar bunlar kim Amr İbni Af oğullarından Salim bin Umeyr Harise oğullarından Ulbe bin Zeyd Mazin İbni Neccar oğullarından Ebu Leyla Künyeli Abdurrahman İbni Kab Seleme oğullarından Amr İbni Humam, İbni Cemuh, Vakıf oğullarından Haremi İbni Amr, Müzeyne oğullarından Abdullah İbni Mugaffel, Fezare oğullarından ise Irbaz İbni Sariye, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain Hazeratı olmak üzere yedi kişi bunlar. Bunlar çok ağlamışlar ama ne olmuş? Rabbimiz Tövbe suresinde bunlara hitaben şöyle buyuruyor. O kimseler üzerine de hiçbir sorumluluk yoktur ki kendilerini binek hayvanlara bindiresin diye sana geldikleri zaman sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum demiştin de onlar binek teminine harcayacakları bir şey bulamadıkları için üzüntüden dolayı gözleri yaşla dolup taşarak senin huzurundan dönmüşlerdi diyor. Demek ki burada niyet çok önemli. Biz şu an kapılar açılsa Allah'ın izniyle Tabii devletimizin de kontrolünde kendi başına iş yok. Onu söyleyelim. Hı hı, hı. Tabii. Yani kapılar zaten açılmaz kendi başına ama kapılar açılsa bile kendi başına iş yok. Çünkü bu cihat dediğimiz olay böyle kolay bir şey değildir. Hı hı. Planlı, programlı, teçhizatlı olacak bir şey. Çünkü karşımızdaki düşman her türlü teknolojiye vakıf. Evet. Değil mi Mustafa Bey? Ondan sonra devletimizin kontrolünde gitsek devlet imkan verse gideriz. Ama gidemiyoruz diye ne yapıyoruz? Üzülüyoruz. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Belki de çok ağlayanlar var. İnşallah biz de Rabbim bizi de bu ayet-i kerimeye girenlerden eylesin. Amin. Çünkü imkan olsa gideceğiz. Bunu da burada anti parantez belirtmiş olalım. Yani şunu söyleyelim. Gerçekten şu an Müslümanlar olarak ciddi bir imtihandan geçiyoruz. Mustafa Bey, biz bu imtihanı nasıl Müslümanların lehine döndürürüz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee, i̇nşallah yani ben girişte bunları söylemiş oldum hı hı. inşallah. Allah razı olsun. Süremizde e, çok fazla kalmamış. E, hemen Filistin'e tabii bir de yardım evet. e, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye merak ediyoruz. Evet. Elhamdülillah tabii hemen ilk andan itibaren acil yardım e, malzemeleri tedarik edildi. Bölgeye gönderilmeye çalışıldı. Gönderildi bölgeye, de hatta. Böyle bölgeye gönderildi demeyelim de. Hı. Bölge içerisinden alınmak suretiyle dağıtıldı diyelim. Heh, evet. Gönderildi deyince yanlış anlaşılıyor. Mustafa Bey, o onu süreci, açacağım ben. O süreci e, siz e, lütfen anlatın. Evet abi, çünkü burada yanlış anlaşılmalar falan da oluyor işte az önce benim de e, bahsettiğim gibi nasıl oluyor buraya yardım nasıl gidiyor? Şimdi yani? şöyle Mustafa Bey, biliyorsunuz ilk anlardan itibaren hatta ilk anların öncesinde de ben geçen hafta programda bahsettim. Belki duymamış olanlar olabilir. E, şu an Filistin'e Gazze'ye yardım götürme imkanı olmadığı için ne zamana kadar? 3-4 gün öncesine kadar hı hı. yardım götürme imkanı olmadığı için biz içerideki partnerlerimiz vasıtasıyla içeriden alımlar yapmak suretiyle dağıtımlarımızı başlattık evet. ne dağıttık? kumanya dağıttık yaklaşık binin üzerinde 1500'e yakın kumanya dağıttık ee, geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren yemek çıkarmaya başladık hı hı. bunların görüntüleri de mevcuttur hı hı. biz sosyal medyada paylaşıyoruz e, ...gerekirse buradan da paylaşırız... E, ...yemek dağıtımlarına başladık... ...kumanya dağıtımları yaptık... E, ...ondan sonra e, ben olmazsa arkadaşlara söyleyeyim... ...onu programın sonuna da ilave edelim... Hı -hı. ...arkadaşlar o görüntüleri de yetiştirsinler... E, ...onu da buradan paylaşmış oluruz... E, ...dağıtımlar yaptık... ...yemek dağıtımları devam ediyor şu an... ...ne zamana kadar... ...bakın burayı önemli bir ayrıntı... ...bu içerideki stoklar bitene kadar... ...bu dağıtımlar devam edecek... ...ama bir taraftan da refah sınır kapısından... Tırlar girmeye başladı. 2-3 e, gün önce e, gıda girişleri, hijyenik malzeme, e, hastane için gerekli ihtiyaçlar girdi tırlarla. Daha sonra yakıt hastaneler için yine tankerler içeriye girdi. E, bu yardımlar başladı. AFAD'la da biz e, geçtiğimiz hafta bir toplantı yaptık. E, AFAD e, Genel Başkanımızın öncülüğünde bir toplantı yaptık. Bu toplantıya birçok dernek katıldı. Onların da birçoğu aynı Haydar gibi içeriden alım yapmak suretiyle dağıtım yaptıklarını beyan ettiler. Biz AFAD toplantısında kapılar açılır açılmaz AFAD organizasyonunda yardımların başlayacağında istişaresini yaptık. Her dernek orada fikrini söyledi. AFAD başkanımız da sağ olsun notlarını aldı. Ve netice itibariyle bir gün sonra da bir grup kuruldu. Bu grupta AFAD'ın organizasyonunda tüm derneklerle alakalı bu yardımlık çalışmalarının nasıl yapılacağı ile ilgili Çalışmalar başladı. Şu an bir takım yardım çalışmaları var. Bunlar tam netleşmedi. Netleştiğinde biz bilgi vereceğiz ama biz hazırlıklarımızı yaptık. Evet. Hatta bir tır hijyen malzemesi şu an biz yükledik. İzmir'e yolladık. AFAD'dan teslim alacağı yönünde haberleri bekliyoruz. Hı hı. Bu haberler gelir gelmez de AFAD öncülüğünde bölgeye yardımlarımızı götüreceğiz. Evet. Bunu da buradan söylemiş olalım. Tabii ki şöyle Efendimiz sallallahu buyuruyor ki müminler birbirini sevmede birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuz, uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer ee, diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer müslümanlar bir bedense bu bedenin bu vücudun bu bedenin başı Mekke Medine Mescidi Aksa'dır. Evet. Bu kadar da net söylüyorum. Mescidi Aksa da bu bedenin başındadır. Hı hı. Ve bu baş bizim için çok önemlidir. Bu baş için, bu bedenin en önemli noktası dediğimiz baş için, baş veririz, baş alırız, kelle veririz, kelle alırız, can veririz, can alırız. Ama Filistini İsrail'e Hristiyanlara yem etmeyiz, etmememiz de gerekiyor. Tabii bizim yapacaklarımız bellidir. Bizim yapacaklarımız nelerdir? Bizim yapacaklarımız sosyal yardımlardır. Bizim söylediğimiz diğer konular devletimizin yapacağı işlerdir. Biz bu anlamda da devletimize güveniyoruz. Milletimize de güveniyoruz. Duaya devam edelim. Kavli duaya devam edelim. Fiili dua olan yardımlarımızla e, Filistin'i desteklemeye devam edelim. Ben ne yapabilirim? İşte bu yardımlar gidecek mi, gitmeyecek mi diye düşünmeyelim. Hı hı. Çünkü bu savaş durduktan sonra çok daha büyük yardımlara ihtiyaç olacak. Evet. E, şimdi e, gayretimizi ortaya koyalım. Nusret Allah'tandır. El emru biz sefer ve la biz zafer. Ez min Allah. Biz sefere çıkalım. Zafer bize ait değildir. Zafer Allah'a aittir. Bizi muzaffer kılacak olan Allah'tır. Biz sefere çıkalım. Bugünün seferi nedir? O kardeşlerimize yardım etmektir, dua etmektir. Ee, eğer e, bir e, farklı bir sefer olursa da o sefere katılmaktır. Zafer de ancak Allah'tandır diye sözlerimizi Allah tamamlamış olalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet hocam. Sağ olun, var olun. Efendim. Filistin hakikaten çok ciddi insanlık dramları ortaya çıkıyor o bölgede hala daha maalesef. Ama Mehmet abinin de vurguladığı gibi süreç devam ediyor. İnşallah Rabbim katından bir nusret bahşetsin bizlere hepimize ve tabii ki Filistinli kardeşlerimize. Onların maddi yardımları ne yazık ki çok fazla. Bunun karşılanması için de diplomatik çalışmalar vesaireler de sürekli devrede. Refah sınır kapısı zaman zaman açılıyor. Çok ciddi ölçüde de kapalı kalıyor ama açıldığı takdirde hemen hızlıca o yardımların içeriye girmesi gerekiyor. O yardımların girmesi için de önceden bir hazırlık gerekiyor. İşte bu hazırlıklara sizler de katkıda bulunabilirsiniz efendim. Ne yapabileceğinizi yine 0212 923 1923 Hayder'in telefon numarasından öğrenebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. 7153'e bir SMS attığınızda Gazze yazarak 40 lira bağışta bulunabiliyorsunuz. Bir kumanya bedeli de 1000 liradır. Rabbim yaptığınız bağışları dergah-ı kabul eylesin diyelim. Dağıtım görüntülerini de e, evet. bizden programın sonunda ekleyecekler. Onu da belirteyim. İnşallah. i̇nşallah onları da tabii ki görebilirsiniz diyelim. Programımızın sonuna geldik efendim. Yeniden buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.